Merhabalar. Bu haftaki kitap incelemesi konu başlığımız Türk Edebiyatı'nın öykü türü içerisinde en özel kitaplarından biri olan 16 Kutlar'ın İshak'ından bahsedeceğim sizlere ki İshak hakikaten değerli eleştirmen Fetih Naci'nin dediği gibi büyülü gerçekçilik türünde yazılmış, daha büyülü gerçekçilik Türkiye'de ne olduğu bilinmediği dönemde yazılmış bir eser. Çok uzun kalın bir kitap değil İshak. Sadece 70 sayfalık bir kitap, sadece 9 öykü içeriyor ama her biri birbirinden özel, birbirinden kıymetli öyküler ki Onat Kutu İshak yazdığında, yani kitap yayınlandığında daha 23 yaşındaydı. Yani bunu düşündüğümüzde ne kadar büyük bir eser verdiğini görebiliyoruz ama maalesef Onat Kutlar değerli yazar öykü türüne devam etmedi. Sanatın başka alanlarında oldu, sinemada oldu. Farklı yazıları oldu, deneme türünde çalışmalar yaptı, gazetede yazarlıkları yaptı ama maalesef öyküye devam etmedi. Keşke etseydi. Hakikaten çok büyük bir öykü yazarıydı ki 1950 kuşağı öykücüler içerisinde de Onat Kutlar sadece İshak'la, yani sadece bir kitapla damgasını vurmuş bir yazardır. Bütün öyküleri muazzam, yani bu 9 öykünün 9'u da gençlik öyküler olmasına rağmen, yani buranın altını çizmem gerekiyor. Hakikaten gençlik öyküleri. Yani 20'li yaşlarında bir genç üniversite öğrencisinin yazdığı öyküler baktığımızda ama muazzam bir gözlem ve damıtma var. Gaziantep'te büyümüş Onat Kutlar. O yörenin havasını görebiliyorsunuz zaten metinlerin içerisinde ama sadece bunlar yok. Yani çocuk üstünden anlatım çok sayıda öykülerin içerisinde ama sadece bu yok. Özellikle hayvanlar üstünden pek çok anlatım var. Yani ismi hayvan olan, hayvandan gelen isimli olan öyküler var. Bunun haricinde de özellikle kedi imgesi metinlerin içerisinde çok sayıda geçiyor. 3-4 tane öyküde özellikle kediler var ki zaten kediler başlığında 5. öykü, kitabın 5. öyküsünün adı da Kediler. Bu anlamda hakikaten daha başlangıçtaki ilk öyküsündeki diliyle bile Onat Kutlar'ın ise hakikaten bir cisim yaklaşıyor diye bize geliyor yani. Hakikaten çok büyük bir, hani ben Sembahat öyküleriyle ilgili söylerim, bir meteor geliyor karşınızdan. Hakikaten Onat Kutlar'ın İshak kitabı da defalarca okunabilecek bir kitap. Yani ben 2 kez okudum. Ama sırf kitabın başındaki 4 sayfalık Onat Kutlar'ın İkinci basımı için yazdığı ön söz bile, onun için bile bu kitap tekrar 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 okunur. Hakikaten bu incecik kitap Türk Edebiyatı'na 1959 yılında damgasını vurmuş. Enteresan da bir öyküsü var tabii kitabın. 1959'da yayınlanıyor. 60'ta kitap TDK ödülünü alıyor. A dergisi yayınları tarafından yayınlanıyor ama aradan ta 18 yıl sonra Milliyet Yayınları tarafından tekrar yayınlanıyor. Onun macerasını da Onat Kutlar anlatıyor. Yani kitaplığımda bile yoktu bu kitap. Artık ben, basımı bitmişti. Ben hani umursamıyordum kitabımı. Ama değerli şair Ülkü Tamer Onat Kutlar'a baskı yapmış. Bu kitabı yeniden yayınlattır diye. Ve tekrar Milliyet Yayınları tarafından 1977 yılında yayınlanmış. İyi ki de yayınlanmış. Daha sonra 1985'te Can Yayınları tarafından tekrar bir basım yapılmış. Sonra bir Yapı Kredi'ye geçmiş. Ondan sonra İş Bankası'na geçmiş. Tekrar şimdi yeniden Yapı Kredi'de Onat Kutlar'ın bu değerli eseri. Hakikaten yani ne desek az denilir ya. Hakikaten ne desek az bir eser. Onat Kutlar'ın bu muhteşem eseri. Yani İshak'taki öykülerin, yani bir kitaptaki her öykü mü güçlü olur? Yani 9 öykü var, 9'u da çok güçlü. 9'u da size apayrı yerlere götürüyor. Apayrı karakterlerin içine götürüyor. Bu anlamda hakikaten çok özel bir yazar olduğunu bir kitabıyla, bir öykü kitabıyla. Ki daha sonra Karameke, onu da göstereyim. Yani şu kitap da yayınlandı onun vefatından sonra. Karameke'de İshak'a girmeyen 2 öykü. 80'lerden sonra yazılmış bir 3 öykü ve daha çok da işte öykü fragmanları, taslaklar ve onun yazdığı başka çalışmalar da bu kitabın içine girmiş durumda. Ama hani Onat Kutlar'ın öyküsünü, ana kitabı, onun yaşamındayken yayınlanan kitabını İshak olarak söyleyebiliriz. İshak'ın ayrı bir yeri var. Onat Kutlar Gaziantep'li, ilkokulunu ve ortaokul
Bunu Gaziantep'te yaşıyor. Orada geçiriyor. Oranın onu çok etkilediğinin zaten öykülerin içerisinde fark ediyoruz. Yani o çocukluk, çocuk gözünden anlatım çok sayıda kitapta. Belli ki çocukluğunu Antep çok ona etkilemiş ve onu da öykülerine damıtmış, aktarmış. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesini İstanbul'da okuyor bir süre. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giriyor. Son sınıf son dersteyken, yani daha sınavı vermeden Sorbon'a giriyor. Bırakıyor okulu. Sorbon'da felsefe okuyor. Yani bu anlamda çok enteresan bir kişi Onat Kutlar. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra Doğan Kardeş de 2 yıl bir yayın yönetmenliğinde bulunuyor. Daha sonra Doğan Kardeş'ten sonra sinema dergisi çıkarıyor ve Türk Sinematek Derneği'ni kuruyor. Onun uzun yıllar başkanlığını yapıyor. Daha sonra da 80'lerden sonra da İKSV'nin, ki yani sanat anlamında şu anda da en değerli kuruluşlardan bir tanesi İKSV. İKSV'nin yıllarca başkanlığını, yönetim kurulu üyeliğini üstleniyor Onat Kutlar. Bu anlamda da çok kıymetli çalışma yapıyor. Zaten Türk sineması için özellikle çok önemli bir kişi Onat Kutlar. 4 tane senaryoda katkısı var. Kendine ait senaryosu da var bu arada. Yusuf ile Kenan. Ama Hazal, Hakkari'de Bir Mevsim, biliyorsunuz Ferit Ödgün'ün romanından uyarlanan, Ferit Ödgü ile birlikte yazılmış bir senaryodur. Onat Kutlar bu senaryonun içinde dahildir. Keza yine Hazal filminin senaryosuna yine ortaklaşa yazmıştır senaryosunu. Ki Berlin Film Festivali'nde de Türkiye'yi temsil etmiştir Onat Kutlar. Yani sinemamız açısından çok ama çok önemli bir yeri vardır Onat Kutlar'ın. Böyle özel bir yazar. Fakat 30 Aralık 1994 The Marmara'nın oradaki bulunan opera pastanesinde, The Marmara'nın içinde bulunan opera pastanesine maalesef bir bombalı saldırı düzenleniyor. Bombanın infilak etmesi nedeniyle Onat Kutlar eşiyle buluşacak. Yani öyle de bir durum var. Eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar. Ve maalesef şarapnel parçaları geliyor Onat Kutlar'a. Ağır yaralanıyor. 12 gün sonra Ocak 1995 tarihinde, daha 58 yaşındayken bu değerli insanı kaybediyoruz. Yani hakikaten çok üzüldü. Çok üzücü yani. Bunu hani kelimelerle ifade etmek bile zor. Önce İttaca örgütü o zamanlar 90'lı yıllarda böyle hem eylemlere yapıyorlardı, hem de böyle duyurularda bulunuyorlardı. İşte yılbaşına kana bulacağız diye açıklamaları vardı ve hemen üstlenmişler. Fakat sonra kişi faili polisler buluyorlar ve fail aslında PKK'lı çıkıyor ve PKK'nın yaptığı ortaya çıkıyor. 9 sene cezaevinde yatıyor ve sonra serbest kalıyor faili. Sadece Onat Kutlar değil, bir genç bir arkeolog olan Yasemin Cebeloğlu'ydu, yanlış hatırlamıyorsam soyadı. O da arkadaşına pasta alırken, yani o kadar acı ki, pasta alırken sadece o an orada olduğu için o da vefat ediyor. İki değerli insanı, bir değerli yazar ve sanatçı ve bir arkeoloğu o gün o tarihte kaybediyor ülkemiz. Maalesef bu yaşanan acı gelişmeden kaynaklı. 90'lı yıllar hakikaten ülkemizin karanlık dönemleri, yani pek çok olayın olduğu, pek çok maalesef üzücü hadisenin yaşandığı, faili meçhullerin olduğu bir dönemde Onat Kutlar'ı da bu dönemde kaybettik. Hakikaten yani düşününce, aklınıza gelince üzülmemek elde değil. Ben de işte 95'te 12 yaşlarındaydım, yani 90, 11-12 yaşlarındaydım. Ve sonraki o 90'ların sonlarına kadar bu süreç maalesef devam etti. Hep haberlerde, yani çocukluğumu hatırlıyorum, haberlerde bu işte faili meçhuller, sürekli bombalı saldırılar ve bir sürü olay. Ne yazık ki değerli yazarımızı da bu şekilde kaybettik. Onat Kutlar'ın yazarlık hayatına da bir girmek istiyorum. Daha 14 yaşındayken şiirleri yayınlanıyor dergide. 14 yaşında. Yani muazzam bir şey. 1950 yılında yayınlanıyor. 1955 yılında ilk öyküsü Volan Kayışı, ki Volan Kayışı şu an Karamekin içinde, Sakın içinde değil. Volan Kayışı öyküsü 1955 yılında yayınlanıyor. Daha gencecik bir insan yani. Ve daha sonra da İshak ortaya çıkıyor. Yani sonrasında da İshak çıkıyor. Hakikaten yani yazma açısından çok yetenekli olduğunu
biliyoruz, görüyoruz ama sonrasını işte farklı uğraşlar, kendi ifadesiyle de ön sözde ifade ediyor zaten. Farklı uğraşları, yani sanatın farklı noktalarında olmaktan kaynaklı. İşte senaryo yazmak, işte farklı derneklerin kuruluşun içinde yer almasından da kaynaklı. Onat Kutlar maalesef öykü yazarlığına, yani kurmacaya devam etmiyor ama denemeleri var. Yani Bir Bahardır İsyan, ondan sonra sinema yazıları var. Sinema bir şenliktir diye. Onlar da çok pardon. Bahar İsyancıdır. Bir Bahardır İsyan dedim. Bahar İsyancıdır deneme kitabının adı. Sinema bir şenliktir. Sinema üstüne yazılarının olduğu kitabı. Bunun haricinde de daha birkaç tane daha Yapı Kredi yayınları tarafından derlenmiş eserleri mevcuttur. En son Kül diye onun günlüğünü yayınladı, Kırmızı Kedi yayınları. Diğer bütün kitapları Yapı Kredi ama bir Kül Kırmızı Kedi daha yeni yayınladı. Onu da isteyenler okuyabilir. Yani şiir yazmış, mektupları var, öyküleri var. Yani bir roman yazmamış daha doğrusu. Denemeleri var. Aslında pek çok türde de eser vermiş ama böyle teker teker eserler vermiş. Hani onu söyleyebiliriz Onat Kutlar'la ilgili. Az eser vermiş ama çok etkili bir yazar. Şimdi neden bu kadar etkili olduğunu şimdi söylemem, yani niye bu kadar etkili? İlk öykü daha, Horozlar ismi öykümüzün adı. Döşeme suyun cızırtılarla soğuttuğu ağır bir taş gibi buğu içindeydi. Gökyüzünden sürüyle şeytan tüyü uçup gidiyordu. Biri avluya indi. Duvarlara süründü, yuvarlandı. 20 dakikayı uzun bir yokuş gibi ağır adımlarla yürüyen kadın gözleriyle tüyü sürdü. Tüy bir süre duvarlarda yuvarlandıktan sonra yere indi ve birden döşemenin ıslaklığına tutuldu. Yapıştı kaldı. Yaşlı kadın korktu. O zaman yokuşun ortasında kaldığını düşündü. Yani gördüğünüz gibi daha ilk birinci sayfa yani. Kitabın ilk öyküsünün birinci sayfasında bu kadar etkili bir anlatıma görüyoruz ki yani İshak hakikaten, yani kitaba ismini veren öykü de bu arada İshak da muazzam bir öyküdür ama daha ilk öykü Horozlar'dan muazzam bir öyküyle karşılaşıyoruz ki Horozların hikayesinde de yine bir kedimiz var daha baştan. Bir kedi metaforuyla giriyoruz öykünün içerisine. Bir babaannemiz var, yaşlı bir teyzemiz var. Onun hem oğlu hem de işte gelini onu biraz dalga geçiyorlar bunama olduğu ile ilgili yaşlandığına dair ve bir horoz ötüşü duyuyoruz. Ama kalanına ilgili ifade etmeyeyim ne olduğunu, horoz ötüşünün ne olduğuna dair ama hakikaten daha başlangıç girişten çok enteresan bir öyküdür. Ben öyküleri hani şöyle göstermiş olayım sizlere. Hangi öyküler olduğunu şuraya tam yansıyor sanırım. 9 tane öykümüz var. Ama sonraki yani horozlar işte diğer öykülere gelirken bu büyülü gerçekçilik kısmı önemli. İshak kitabında. Yani İshak'ı bu kadar değerli kılan noktalardan birisi büyülü gerçekçilik. İşin gerçeği. Türk edebiyatında ilk. Hatta dünya edebiyatında bile hani Fethi Naci diyor ya, Gabriel García Márquez'i daha bilmezken hani Márquez Yüzyıllık Yalnızlığı büyülü gerçekçiliğin zirve kitabını 1967 yılında yayınlandı. Yaz. Yani çok daha öncesi. Tabi Borges var öncesinde. Yani Borges'in öyküleri var. Yani büyülü gerçekçilik olarak baktığımızda. Daha da öncesi var. 1920'lere kadar da gidiyor Latin Amerika'da bu arada. Büyülü gerçekçilik. Keza Kafka'nın Dönüşümünü bilirsiniz. Onunla ilgili de büyülü gerçekçi olduğu ile ilgili tartışmalar gider her zaman. İşte fantastik mi, büyülü gerçekçi mi, gerçeküstücülük mü var gibi pek çok nokta konuşulur. Ama orada da büyülü gerçekçi öğeler var Dönüşümde. Yani daha eskiye tabii gidiyor. Yani ilk örnek değil İshak dünya edebiyatında ama şöyle bir durum var. Yani 23 yaşında birisi yazmış bu öyküleri ve tabii ki yani Onat Kutlar o sırada hani büyülü gerçekçilik yani olsun diye yazmadı bu öyküleri. Hani öyle bir gözlemlemiş, damıtmış yöresinden gelen, o Antep'ten gelen o halk edebiyatının o sözlü edebiyatında getirdikleri ki Yaşar Kemal'de de görürüz. Ama burada biraz daha farklı bir yani Yaşar Kemal'in dilinden çok daha farklı Onat Kutlar'ın dili. Yani o sözlü kültürü özümsemiş ama yansıttığı çok daha başka. Özellikle hayvanlar üstünden dediğim yansıtmalar çok. İşte at geçiyor, horoz geçiyor, kediler geçiyor. Bol miktarda kedi geçiyor bu arada. Kuşlar geçiyor. Yani pek çok da hayvan ismini de metinlerin içerisinde görüyoruz. Dediğim gibi çocuk ağzını anlatım çok sayıda fazla İshak'ta. Bu da bence öyküleri etkileyici kılan özelliklerden bir tanesi. Ama hani
En benim önemli gördüğüm öyküler bu kitabın içerisinde ilk öykülerinde Hadi, sonra beşinci öykü Kediler ve daha sonra da İshak'tır kitabı ismini veren. Bu üç öyküde de büyülü gerçekçiliği çok net bir şekilde görürüz ki özellikle Kediler'de hakikaten metnin başından sonuna büyülü gerçekçilik gidiyor. Yani hem İshak'ta hem Hadi'de daha başlangıçta yani metnin içerisinde gerçeküstü öğelerin o büyülü gerçekçilik anlatımı görüyoruz. Ama Kediler'de başından sonuna, en baştan en sona bir anlatımı, büyülü gerçekçiliği bir anlatımı görebiliyoruz. Şimdi Hadi'ye gelelim. Size çok kısa bir cümle okuyacağım. Ve burada ne yaptığını daha ikinci sayfası yani öykünün de ikinci sayfasında görüyoruz. Büyülü gerçekçilik olarak neler yaptığını. Kedi anlaşılmaz bir hızla havada üç defa gitti geldi. Öyle ki halının iki karış üstünde boşlukta uzun bir tekir kedi şeridi asıldı kaldı. Yani kediler havada uçmaz, değil mi? Ama bunu metnin normalliği içerisinde, yani metnin içerisinde normal bir durummuş gibi bize anlatır. Onat Kutlar. Ki diğer öykülerinde pek çok öyküsünde, yani bu kitapları alan pek çok öyküde yine ara ara büyülü gerçekçi öyküleri görürsünüz. Ara ara ama hadi de biraz daha bu anlatım baskındır. Ki kediler de yani hakikaten kediler öyküsünde bu artık anlatımın baskınlığı hani başka bir boyuta eriştiğini söyleyebilirim. Kedilerde bir işte memur iş hayatını uzun yıllarda devam ettiren bir memur bir kişi var. O kişi bir arkadaşından buluşmaya gider. Arkadaşı da kediler besliyordur evinde. Ama nasıl kediler acaba o kediler? Yani o kedilerin nasıl kediler olduğu çok enteresan. Yani onun dostuyla buluşması ve o kedileri görmesi. Kapı açıldı. Dostum içeri girdi. O sırada nerelerden fırlayıp çıktılar anlayamadım. Sürüyle kırçıl kedi. Odayı öylesine doldurdular ki uzun çizgiler gibi tabanı keserek uçuştular. Bir süre onları seyrettim. Dostum uzun uzun onların hikayelerini anlattı. Bunları biliyordum. Sokağa yılda bir defa ya çıkar ya çıkmazdı. Öbür günleri hep kedilerle. Tuhaf kedilerdi bunlar. Hatta kediye pek o kadar da benzemedikleri bile söylenebilirdi. Dokununca dağılan, uçan, kaybolan şeylerdir. Bunca yıldır yaşıyorlardı. Bu evcil kuşların yuva yapmayı düşündüğü karma karışık saçların gizlediği kafa hep onları besliyordu. Bunca yıldır yiyecekleri hep ayaklarına geliyordu. Gözlerini yeryüzüne açalı beri hiç aydınlık yüzü görmemişlerdi. Güneş görmemiş, nemli mahzenlerde sapsarı yeşermiş cılız buğdaylar gibi soluk, kişiliksiz ve bencildiler. Dostluğum hepsini bir arada besliyordu. Belki de 20 kadardılar. Her birine bir saatini verse günü doluyordu. Sonra utlar. Tabi bu öyküde bir de utlar var. Utların olayı da apayrı. Tabi bundan bahsetmeyeceğim ne olduğunu o utların. Çünkü öykünün çok kilit bir noktası. Ama kedileri gördünüz yani. Kediler havalarda uçuşuyorlar. Tabi bu kedilerle ilgili başlangıç anlatımı. Daha sonra o kedilerin daha da başka dokununca dağıldıklarını anlatan bir anlatım söz konusu bu kitapta. Hakikaten gördüğünüz gibi İsa'nın hem dili yani olayları anlatış dili çok özel. Hem de o büyülü gerçekçilik anlatımında bizi sarıp sarmalayan bir anlatım var. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ölüm kitapta çok sayıda var. Yani cinayetler, ölüm ve o karanlık havayı İshak kitabının içerisinde çok net görüyoruz. İshak'taki öyküler birazcık karanlık öyküler. Bunu söyleyebilirim. Ama işte o çocuk anlatımında varlığıyla, Güleç Osman'ın varlığıyla diyelim, çatıyı kıran Güleç Osman'ın varlığıyla veya daha iskambil kağıtları olmadan iskambil oynayan dörtlü kişi dörtlüyü görünce kahverengideki dörtlüyü görünce enteresan farklı öyküleri de metnin içerisinde görebiliyoruz. Ama genel itibariyle biraz karamsar öyküler olduklarını ölümün özellikle metnin içerisinde çok net bir şekilde yedirildiğini ve konduğunu öyküler boyunca konduğunu görebiliriz ki burada kitabın en etkileyici iki öyküsü Hadi ve İshak'taki konular birbirine yakındır bu anlamda. İkisinde de bir cinayet söz konusudur. Bu anlamda birbirine yakın noktalar vardır bu iki öyküde ve bu iki öyküde hakikaten metnin içerisinde hem büyülü gerçekçilik açısından etkileyicidir hem de içeriği açısından çok vurucu, etkileyici öykülerdir. Ama benim öyküm kitapta kedilerdir. Yani
İshak tabii ki bir kitap ismi olarak da çok güzel. İshak da çok kuvvetli bir öykü metnin içerisinde, yani kitabın içerisinde. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ama ben kitabın isminin bir kediler olmasını isterdim. Çünkü hakikaten hem kedi imgesi kitabın içerisinde çok sayıda zikrediliyor öyküler boyunca. Yani yanlış hatırlamıyorsam kediler dahil 4 öyküde çok net bir şekilde kedi simgesi bayağı bir ifade ediliyor. Hem de kediler de bence metni, yani kitabın en güçlü öyküsü bu anlamda. Ama İsa tercih etmişler. İshak tabii ki hem ismen özel. Yani İshak kuşu çok çok denk gelmediğimiz bir kuş türüdür. Hem ismen özel hem de o da hakikaten kitabın en güçlü 3 öyküsünden biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İsa okumadıysanız, daha olan kutları tanımıyorsanız, İshak kitabını hiç duymadıysanız lütfen ve lütfen benim için okuyun. Yani bugüne kadar videolarımı izliyorsanız, bu videoları bugüne kadarki videolarımı takip ettiyseniz, benim öykü yazdığımı da biliyorsunuz artık ve ne kadar öykü aşığı olduğumu da biliyorsunuz. Hakikaten Onat Kutlar'ın bu kitabını okuyun. Yani öykü için, yani iyi öykü okumak için, güzel kaliteli öyküler okumak için, daha 20'li yaşlarda yazmış muazzam bir yeteneğin öykülerini okumak için Onat Kutlar'ın İshak'ını okuyun. İshak hakikaten Türk edebiyatının öykü türünde en üstlerinde yer alan, yani çok rahatlıkla ilk onunda yer alan, hatta bence ilk beşinde yer alan bir kitaptır öykü türünde. Çok ama çok özeldir. Okudum zaten bazı kısımlarını. Buradan ne kadar özel olduğunu farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. Ama hani duymadıysanız, bilmiyorsanız Onat Kutlar'ı lütfen İsa okuyun. Son olarak sizlere hem İsa daha iyi anlamanız için hem de Onat Kutlar edebiyatını daha iyi anlamanız için Onat Kutlar için bir harita isimli, Onat Kutlar üzerine yazıların olduğu bir güzel bir kitap var Yapı Kredi yayınlarından çıkan. Burada Demir Özlü, Firuzan gibi değerli öykücülerimizin ve Cevat Çapan gibi değerli edebiyatçılarımızın da dahil olduğu yazı yazdıkları Onat Kutlar üstüne ve özellikle İshak üstüne. Yani mesela bu kitapta Hadi öyküsünün bir yazıda da incelemesi de var yani. Tek bir öykünün incelemesi de yapılmış. Bu anlamda hakikaten çok güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum. Hani İsa okuyup üzerine bu kitabı okumak hakikaten hem Onat Kutlar edebiyatını anlamak için hem Onat Kutlar'ı tanımak için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Onat Kutlar'ı okuyalım arkadaşlar. Yani son olarak bunu söylüyorum. Onat Kutlar çok değerli bir yazarımızdı zamanında. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.